Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, müssen modal fiili. Müssen modal fiili ne demek? Bir defa arkadaşlar, fiillere baktığımızda düzenli fiiller, düzensiz fiiller, ayrılabilir fiiller şeklinde şu ana kadar görmüştük. Bunların haricinde bir de modal fiiller var arkadaşlar ki Türkçe'de bunlar yok aslında. Şöyle bir örnek verecek olursak, müssen arkadaşlar zorunluluk anlamına geliyor. Bir şey yapmak zorunda olmak gibi beraberinde başka fiillerle birlikte kullanılan yapılar bunlar arkadaşlar. Ne demek istediğimi gelin size anlatayım. Şimdi burada müssen arkadaşlar zorunluluk anlamına geliyor demiştik. Öncelikle bu mavi ile yazmış olduğum modal fiilleri bir çekimleyelim. Onun ardından cümle içerisinde nasıl kuruluyormuş ona bir bakalım. Müssen az önce söylediğim gibi zorunluluktu. Şimdi ben bunu çekimleyecek olursam arkadaşlar, ben zorundayım derken ich muss diyorum. Demek ki ben zorundayım derken ich muss diyecekmişim. Sen zorundasın derken du musst. Demek ki sen zorundasın, du musst şeklinde yorumlanıyormuş. Er, sie, is. Evet, bunu daha önceden de görmüştük. Er, değil mi? Eril. Sie, bu da dişil versiyondu. Is de nötr versiyondu, öyle değil mi? Şimdi o zorunda diyecek olursak, demek ki bu söz gelimi bir erkekse o yapmak zorunda derken er muss dememiz gerekiyor. Bu bahsetmiş olduğum bu bir kadınsa sie muss şeklinde yorumlanıyor. Das'la ilgili örnek verecek olursak das Kind örneğini verelim. Es muss şeklinde yorumlanmış oluyor. Biz zorundayız derken arkadaşlar wir müssen dememiz gerekiyor. Demek ki biz yapmak zorundayız derken wir müssen dememiz gerekiyormuş. Ihr neydi arkadaşlar? Karşımda iki ve daha fazla insan varsa hitap ediyorum ve diyorum ki siz yapmak zorundasınız. Dolayısıyla ihr müsst dememiz gerekiyor. Sie, evet, bu tabi cümle başında olduğu için her ikisini büyük harfle başlattım arkadaşlar. Sie, eğer cümlenin içerisinde ilk harfi büyük başlıyorsa bu nezaket ya da saygı formu şeklinde yorumlanıyor. Cümlenin içerisinde sie ufak harfle başlıyorsa eğer, bu onlar anlamına geliyor. Yani çoğul anlamda ki üçüncü çoğul anlamdaki sie, demek ki bunlar da arkadaşlar müssen şeklinde yorumlanıyormuş. Demek ki şöyle bir toparlayacak olursak, ben zorundayım derken ne diyecekmişiz? Ich muss diyecekmişiz. Sen zorundasın derken du musst dememiz gerekiyormuş. Üçüncü tekile baktığımızda bu er olabilir, sie olabilir ya da es olabilir. Nasıl anılıyormuş? Muss, değil mi? Demek ki er muss, sie muss ya da es muss şeklinde o zorunda demiş oluyoruz. Biz zorundayız derken wir müssen, demek ki biz zorundayız, wir müssen. Siz zorundasınız, değil mi? Karşımdaki bir grup insanı kastediyorum. Dolayısıyla ihr müsst dememiz gerekiyor. Nezaket formu siz zorundasınız derken sie müssen ya da onlar zorundalar derken sie müssen dememiz gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar, bunu bir cümle içerisinde, cümleler içerisinde bir inceleyelim. Müssen ya da bir modal fiil varsa cümlenin içerisinde arkadaşlar, ikinci pozisyonda olmak durumunda. Biz ne şekilde görmüştük? Bir cümlenin içerisinde eylem her zaman ama her zaman ikinci pozisyondadır demiştik, öyle değil mi? Ancak burada ne yapmışız arkadaşlar? Cümlenin sonuna atmışız fiili. Ich muss Deutsch lernen örneğine bir bakalım. Bu cümlede arkadaşlar Deutsch Almanca demek, lernen öğrenmek demek. Şimdi ben Almanca öğreniyorum deseydik ne diyecektik arkadaşlar? Ich lerne Deutsch. Ne yapacaktım? Lernen işe göre çekimlenecekti. Dolayısıyla ich lerne Deutsch, ben Almanca öğreniyorum. Ancak benim Almanca öğrenmem lazım diyecek olursak ich muss Deutsch lernen. Bakın lernen ne olmuş? Mastar halde
çekimlenmiyor. Mazhar halde cümlenin sonuna gidiyor. Neden? Çünkü burada müssen var. Yani modal fiil olduğundan dolayı ben ne yapıyorum? Özneye göre çekimliyorum ve asıl fiilim lernen ne olmuş? Mazhar halde ve cümlenin sonuna gitmiş, değil mi? Dolayısıyla ich muss Deutsch lernen denildiğinde benim Almanca öğrenmem gerekiyor demiş oluyoruz. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. Du musst im Büro arbeiten. Arbeiten çalışmak demek. Im Büro anlaşılacağı üzere büroda. Evet, senin büroda çalışman gerekiyor. Zorundasın. Dolayısıyla du musst im Büro arbeiten. Şimdi müssen olmasaydı arkadaşlar burada ne yapacaktık? Du arbeitest im Büro ne anlama gelecekti? Sen büroda çalışıyorsun. Değil mi? Du arbeitest im Büro. Ancak burada senin büroda çalışman gerekiyor dediğimizde du musst im Büro arbeiten dememiz gerekiyor. Asıl fiilimiz arbeiten mazhar halde ve cümlenin sonuna gitmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla senin büroda çalışman gerekiyor dediğimizde du musst im Büro arbeiten demiş oluyoruz. Şimdi burada er sie is evet muss nach Hause gehen. Gehen gitmek demek arkadaşlar. Nach Hause eve doğru anlamı doğuyor. Nach Hause oraya doğru. Demek ki isterseniz er örneğinden yola çıkalım. Er muss nach Hause gehen. Bakın burada o onun eve gitmesi gerekiyor. Şimdi o eve gidiyor deseydik ve müssen olmasaydı er geht nach Hause yani o eve gidiyor anlamı doğardı. Ancak modal fiil müssen olduğundan dolayı burada bir zorunluluk var. Bu sebepten onun eve gitmesi gerekiyor dediğimizde demek ki er muss nach Hause gehen. Tabii biz bunu sie'ye göre de düşünebilirdik. Değil mi? Bu durumda sie muss nach Hause gehen. Burada kastettiğim örnek verecek olursak die Frau ise eğer onun değil mi kadının eve gitmesi gerekiyor anlamı doğardı ki sie muss nach Hause gehen ya da çocuk örneği das Kind bu durumda ne olacaktı? Es muss nach Hause gehen diyecektik. Bir sonraki cümleye gidecek olursak arkadaşlar wir müssen Mathematik lernen. Burada matematik lernen öğrenmek. Dolayısıyla bizim matematik öğrenmemiz gerekiyor. Ben müssen'i atsaydım tabi bu şimdi yılın halde olacağı için daha doğrusu mazhar halde olacağı için wir lernen matematik deseydik bu ne anlama gelecekti? Biz matematik öğreniyoruz. Değil mi? Ya da evet geniş zamanda da düşünebiliriz. Biz matematik öğreniriz ya da biz matematik öğreniyoruz derken wir lernen matematik. Şimdi bizim matematik öğrenmemiz gerekiyor. Bir zorunluluğumuz var şeklinde bakacak olursak cümlemiz ne şekle bürünecek? Wir müssen matematik lernen şekline bürünecek. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? İkinci pozisyona modal fiilim müssen'i koymam gerekiyor. Dolayısıyla wir müssen matematik lernen dememiz gerekiyor. Ihr ne demekti? Az önce de söylemiş olduğum gibi karşımda iki ve daha fazla insan varsa sizlerin yapmak zorunda olduğu bir şey var. Nedir o? Fliegen uçmak. Nach Berlin, Berlin'e uçmak. Sizlerin Berlin'e uçmanız gerekiyor diyeceğiz değil mi? Bu durumda ihr müsst nach Berlin fliegen. Şimdi müssen olmamış olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Ihr fliegt nach Berlin. Siz Berlin'e uçuyorsunuz anlamı doğacaktı. Ancak modal fiilim müssen olduğu için bunu ne şekilde çekimleyeceğim? Ihr müsst şeklinde çekimleyeceğim. Bu durumda ihr müsst nach Berlin fliegen. Sizlerin Berlin'e uçmanız gerekiyor demiş oluyoruz. Ve sie müssen'e baktığımızda sie müssen bu onlar anlamına gelebileceği gibi saygı formundaki siz anlamına da gelebiliyor. Bu durumda sie müssen früh schlafen, früh
erkenden schlafen uyumak demek arkadaşlar. Sizlerin yani karşımda kastettiğim kişi saygı formundaysa sizin erkenden yatmanız gerekiyor diyecek olursak Sie müssen früh schlafen diyeceğiz. Ya da onların erkenden uyumaları gerekiyor diyecek olursak Sie müssen früh schlafen diyecektik. Burada da müssen atmış olsaydık ne olacaktı bu? Sie schlafen früh. Bu ne anlama geliyordu o zaman? Onlar erkenden uyurlar ya da siz erkenden uyuyorsunuz anlamı doğacaktı. Dilerseniz bunları bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki ich muss Deutsch lernen denildiğinde benim Almanca öğrenmem gerekiyor. Böyle bir zorunluluğum var. Du musst im Büro arbeiten denildiğinde büroda çalışmak zorundasın anlamı doğuyor. Üçüncü tekile baktığımızda arkadaşlar sie ist muss nach Hause gehen, onun eve gitmesi gerekiyor demiş oluyoruz. Bakın burada arkadaşlar dikkatinizi çektiyse birinci tekildeki eş değil mi? Eş muss ve üçüncü tekildeki sie ist muss aynı şekilde çekimleniyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Wir müssen Mathematik lernen, bizim matematik öğrenmemiz gerekiyor. Bakın burada müssen ne olmuş? Mastarda kalmış. Wir müssen Mathematik lernen. İkinci çoğulda ihr müsst nach Berlin fliegen değil mi? Ihr müsst şeklinde çekimleniyor. Ve sie de baktığımızda çoğul olarak ya da saygı formundaki sie ne olacakmış? Sie müssen şeklinde yorumlanacakmış. Bu durumda da sie müssen früh schlafen diyecekmişiz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Ich muss Deutsch lernen. Ich muss Deutsch lernen. Du musst im Büro arbeiten. Du musst im Büro arbeiten. Er muss nach Hause gehen. Sie muss nach Hause gehen. Es muss nach Hause gehen. Wir müssen Mathematik lernen. Wir müssen Mathematik lernen. Ihr müsst nach Berlin fliegen. Ihr müsst nach Berlin fliegen. Sie müssen früh schlafen. Sie müssen früh schlafen. Bu öğrenmiş olduklarımızı şimdi arkadaşlar soru cümlesi içerisinde inceleyelim ve bunun alternatif cevaplarını vermeye çalışalım. Şimdi müssen'le ilgili fiilimize baktığımızda arkadaşlar cümlenin başına alıyorum ve muss sie nach Hause gehen, bakın onun burada bir kadın kastediliyor değil mi? Onun eve gitmesi gerekiyor mu? Öyle bir zorunluluğu var mı diye soracak olursak demek ki muss sie nach Hause gehen diye sormam gerekiyor. Demek ki buradaki müssen ne olmuş arkadaşlar? Cümlenin başına gelmiş ve soru şekline bürünmüş. Evet, onun eve gitmesi gerekiyor diyeceğiz. Bu durumda ja, sie muss nach Hause gehen demem gerekiyor. Aslında burada cevapta arkadaşlar hemen sonra değil mi? Özneden hemen sonra gelmiş ki olması gereken yerde orası. Dolayısıyla ja, sie muss nach Hause gehen. Burada asıl fiilimiz nerede arkadaşlar? Bakın her defasında ister soru cümlesi olsun, ister olağan bir cümle olsun. Mutlaka cümlenin sonuna mastar halde gitmesi gerekiyor asıl fiilim değil mi? Normalde ne yapıyordum? Bunu özneye göre çekimliyordum. Ancak burada çekimlediğim şey ne? Modal fiil. Dolayısıyla ne şekilde? Evet, onun eve gitmesi gerekiyor şekline bürünecek cümlemiz. Dolayısıyla ja, sie muss nach Hause gehen diyeceğim. Şimdi hayır, onun eve gitme zorunluluğu yok diyecek olursak arkadaşlar. Öncelikle şu paranteze bir bakalım. Ondan sonra hayırlı cevabı veririz. Şimdi ich gehe nicht nach Hause. Evet, ben eve gitmiyorum demiş oluyorum. Bakın ich gehe nach Hause denmiş olsaydı burada nicht olmasaydı ne anlama gelecekti bu? Ben eve gidiyorum. Ama ben eve gitmiyorum dediğimde ich gehe nicht nach Hause diyeceğim. Bakın burada ne yapmışım? Eylemden sonra olumsuzluğu getirmişim. Demek ki ich gehe
nicht nach Hause dendiğinde ben eve gitmiyorum demiş oluyorum. Nicht'i başka bir yere götüremem arkadaşlar. Mutlaka eylemden sonra olması gerekiyor. Nicht yapısının burası çok önemli. Demek ki ne yapmam gerekiyor? Ben bir cümleyi olumsuzladığımda, ki bu eğer bir eylemse, o eylemi olumsuzluyorsam eylemden hemen sonra ne yapıyormuşum? Nicht'i getiriyorum. Başka yerlere götürmüyorum bunu arkadaşlar. Ich gehe nicht nach Hause. Demek ki ben eve gitmiyorum demiş oluyoruz. Şimdi bunu yukarı taşıyalım, bu mantığı. Nein, sie muss nicht nach Hause gehen. Bakın, hayır, onun eve gitme zorunluluğu yok. Bu sefer ne olmuş nicht arkadaşlar? Müssen'den hemen sonra gelmiş. Neden? Çünkü burada müssen yerinde olsa gehen yerinde olacaktı değil mi? Yani olan bir cümle şeklinde ne diyecektik? Sie geht nicht nach Hause diyecektik değil mi? Ancak müssen olduğundan dolayı Nein, sie muss nicht nach Hause gehen. Hayır, onun eve gitme zorunluluğu yok anlamı doğmuş oluyor. Dilerseniz bunları bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki onun eve gitme zorunluluğu var mı diye sorduğumuzda, o eve gitmek zorunda mı diye de sorabiliriz. Ne diyecekmişiz? Muss sie nach Hause gehen değil mi? Burada ne yapmışım demek ki? Modal fiili başa taşımışım. Değil mi? Başa getirmişim. Dolayısıyla muss sie nach Hause gehen. O eve gitmek zorunda mı? Evet. O eve gitmek zorunda. Ne diyeceğim? Ja, sie muss nach Hause gehen. Evet. Onun eve gitme zorunluluğu var. Değil mi? Gitmek zorunda. Ne yapmışım? Modal fiil ikinci pozisyonda, özneden hemen sonra ve asıl fiilin mastarda cümlenin sonuna gitmek durumunda. Olumsuz yaptığımda Nein, sie muss nicht nach Hause gehen. Hayır, onun eve gitme zorunluluğu yok anlamı doğuyor. Ve ne yapmış oluyorum? Müssen'den sonra hemen nicht'i getiriyorum. Burada da olağan bir cümle görüyoruz arkadaşlar. Ich gehe nicht nach Hause. Eve gitmiyorum demiş oluyorum. Nicht'i kaldırdığımda eve gidiyorum anlamı doğacak. Ich gehe nach Hause şekline büründüğünde demek ki eve gidiyorum. Ich gehe nicht nach Hause, eve gitmiyorum demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Muss sie nach Hause gehen? Muss sie nach Hause gehen? Ja, sie muss nach Hause gehen. Ja, sie muss nach Hause gehen. Nein, sie muss nicht nach Hause gehen. Nein, sie muss nicht nach Hause gehen. Ich gehe nicht nach Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde müssen modal fiilini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.